Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle VS Atıyorum serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 4 arkadaşımız bizlerle beraber. Bu arkadaşlarımı en başta tabii diyeceksiniz nasıl seçtin? Bir tanesini Discord'dan, bir tanesi YouTube Stadam klanından sevdiğim bir dostum. Diğer ikisini de arkadaşlar Instagram'dan seçtim. Seçemediklerim şimdiden kusura bakmasınlar. Dördüyle birer maç atacağız. Ama eğer ki arkadaşlar beni yenerlerse bir maç daha oynayacağız. Yani bu şekilde onları da birazcık gaza getirme amaçlı böyle bir şey yaptık. Normalde 5 kişiyle yapacaktık ama birer maç şeklinde az olur diye düşündük. O yüzden 4 maç, yine bir maç ama yenerlerse eğer ki 2 maç olacak. Aşağıdan yukarıya doğru gideceğiz arkadaşlar. Hani ilk olarak hangi desteğiyle oynayalım? 3 silahşör fena olmaz ama kıvılcım hiç beklenmedik bir deste. 3 silahşör oynayalım o zaman ilk olarak. Hemen dostluğu gönderelim. İlk maçımıza girelim. Evet, ilk olarak Efiz'le oynuyoruz. 7030 kupadan. Evet, bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. Hemen şöyle iyileştirici ruhu atalım. Evet, rakipte de buz ruhu var. Toplayıcıyı dikiyoruz. Hemen şöyle altın şövalyeyi de savunalım. Evet, bir tık daha sağa atmış. Çok problem değil. Toplayıcımız evet hasar aldı ama sonuçta yine de hayatta. Madenci kontrol oynuyor olabilir. Böyle zehirli bir deste olabilir. Havan olabilir. Kraliçeli, valküllü bir deste olabilir. Şu an rakibin destesinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bizim için sıkıntılı bir büyüsü var gibi duruyor. Evet, silahşörlüymüş. Şöyle bir iyileştirici ruhtan sonra varil atacağım. Bir tane daha vur, güzel. Onun orada gitmesi güzel oldu. Şimdi bir toplayıcı dikelim. Şu an arkadaşlar büyüsünü çıkarabilir. Evet, zehri varmış. Onu da görmüş olduk ki zehri olması muhtemeldi ama alev topu da olabilirdi. Şu an bir 3 silahşör atağı deneyebiliriz. Çünkü arkadaşlar rakip zehrini harcadı. Valkür'e dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden ben bir tık önden hayalet atarak Valkür'ün silahşörlere denk gelmesini engellemeye çalışıyorum. Ama havanı olması birazcık tabii sıkıntı bizler için. Güzel. Hayalet kulede. Fena değil. Fena değil. Hafif de olsa vurduk. Şöyle iyileştirici ruhu atalım. Buradan altın şövalye ile savunuruz. Şu an için fena değiliz. Güzel bir hasar verdik. Elinde buz ruhu var. Bu yüzden özelliği şu an açmak istemiyorum. Tekrardan toplayıcı dikelim. Şu an açabilirim. Belki silah şöyle vurur. Güzel. Kuleye de vurdu aynı zamanda. Güzel oldu. Hadi orada uçurdu. Şu elit barbarları atalım buradan. Ve buradan bir hayaleti dağıtalım küçük birimlere karşı. Ardından arkadaşlar bir toplayıcı daha dikeceğim ben. Hemen bir toplayıcı daha dikelim. Rakip orada savunmak için biraz iksir harcadı. Buradan atar diye düşünüyorum. Güzel, bu sefer yakaladık. İkidir yakalayamıyorduk. Zehir atarsa da 3 silahşör atağına çıkarız. Artık arkadaşlar atağa çıkmamızın vakti geldi. İki tanesini buradan atıyorum ki öbür taraftan atsam zehir atabilirdi. Şimdi zehri sola atarsa iki tane silahşör için sıkıntı olacak. Tamam. Oradan attıysam biz de buradan atağa çıkarız. Hemen arkadaşlar elit barbarları atıyorum. Ardından haydutu da atıyorum. Şu an güzel bir atağımız olabilir. Hayaletleri de destekleyelim. Ah, orada atlasan çok iyi olur. Atlı çok güzel. Hemen buradan gidelim. Rakibi şu an birazcık sıkıntıya uğrattığımız çok aşikar ve galibiyetimizi almış olduk. Zehir baitini güzel yaptık. Sonrasında da güzel bir şekilde yakaladık. İyi oyundu diyelim. Ve İlk galibiyetimizi almış olduk böylece. Şimdi ikinci olarak DR ile oynuyoruz. Bu arada destelerini gerçekten bilmiyorum. Hani ona göre anti alma durumu falan yok. Ne oynayabiliriz? Şöyle buralara bakalım. Bu deste fena değil gibi. Oynayabiliriz. Zaten popüler olan bir deste oluyor zaten arkadaşlar. Alevok deneyebiliriz. İksir golemi zannetmiştim. YouTube abone olun demiş.
Evet, ben böyle şeyleri çok demiyorum ama benim yerime kendisi demiş. Evet, ikinci rakibimizi de bulduk. DR geldi arkadaşlar. Evet. Kendisini de Discord'dan seçtim. Tanıyorum. Instagram'dan da daha önce tabii konuşmuştuk. Bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. Kendisi gerçekten iyi biri. Yani böyle bazı kişiler oluyor Instagram'dan falan. Hani bir süreden sonra saygısını falan bozuyor. Böyle terbiyesiz şeyler atanlar oluyor. Kendisi gerçekten iyi birisiydi yani. Ben de elimden geldiğince Instagram'dan arkadaşlar hepinize cevap veriyorum. Tabii Discord'dan da konuşmuştuk ama. Instagram arkadaşlar bu arada süt adam YouTube, alt tere YouTube. Elimden geldiğince herkese cevap veriyorum orada. Yani bir şey demek isterseniz falan yazabilirsiniz, takip de edebilirsiniz. Evet. İskelet Kral, Goblin Çetesi, Haydut. İlginç bir destesi var. Şöyle yapacağım. Uçan makinenin menzilini aldık. Buradan bir özellik gelebilir. Ve muhafızları atacağım ben yine de. Özellik gelseydi aslında bizim için daha iyi olurdu ama sorun yok. Şu an çok farklı bir destesi var ve ben destesini şu an algılamaya çalışıyorum. Yani çok çok garip bir desteye sahip. Hani ne destesi olduğunu daha ben çözemedim. O yüzden direkt de atak yapmak istemiyorum. Zaten İskelet Kral etkili bir kart Kraliyet Domuzlarına karşı. Çok bildiğini bir ayıralım. Buradan bir uçan makine. İyileştirici ruh. Arkadan bir muhafızlar atalım. Ya özellikle bu desteği şu an fark ettim de aslında böyle bir altın şövalye daha iyi gibi. Evet, Bahre Girgen'e bize göre düzgün daha iyi bir deste seçmiş. Mega şövalye falan. Buradan atacağım çok bildiğini. Buradan çünkü hata çıkabiliriz. Özelliği de bastı aynı zamanda. Şöyle gel. Oradan başka yerlere gidecektir. Ama onun orada uçmasını istemiyorum Mega Şövalye'nin. O yüzden şöyle aralayıp arkadaşlar, ortalayıp hata bir çıkalım. Kafamıza Mega Şövalye'yi yiyebiliriz. Evet, evrimli barbar da attı. Ve hiç vuramadık neredeyse. Aslında bu destenin altın şövalyeli versiyonunu seçsek daha iyiydi. Ne kadar şu an evrimli barbar rakipte olsa dahi. Çünkü hani yer tankı olarak çok zorluk çekiyoruz. Şöyle iyileştirici ruhu da bir atalım. Destek olalım en azından. Atla. Bir işe yaramadı ama. Sıkıntı yok. Şöyle bir kafes, ardından şöyle bir şok bildiği. Şöyle yaptık. Mızraklılar vuruyor. Özellikle alev topunu çıkaramadığımız için kart döngümüzde her zaman bir sıkıntı yaşıyoruz. Okları atacağım buraya. En azından az biraz da olsa kuleye vurmuş oluruz. Alevi atacağım. En azından oradaki o şeyi alırız. Kafese atalım. Evet, artık yani kule canından kazanacağı zamanlara geldik. O yüzden arkadaşlar artık daha fena ataklar yapmamız, kuleye vurmamız şart. Buradan da gidebiliriz. Aralamayı düşünüyorum ben yine. Aralıklı atmayı düşünüyorum. Şöyle bir alev topu attım buraya. Okları da bastım. 30 saniye kaldı. Hemen buradan arkadaşlar bir şok bildiği daha. Şöyle yapalım. İyi oyundu diyor. Neye göre iyi oyundu dedi. Şöyle bir alev atalım. Buradan evet, son şansımız. Yani arkadaşlar inanılmaz anti yani. Mega Şövalye, Alev Topu, pardon, Mega Şövalye, Oklar, İskelet Kral.
Bayağı bizi zorlayan bir deste olduk. Kendisini tebrik ederim. İyi oyundu diyeceğim. Yani eşleşme anlamında bayağı sıkıntılı bir eşleşmeydi bizim için. Güzel de oynadı. Kendisini tebrik etmek lazım. Biz de yanlış bir deste seçtik. Özellikle altın şövalyeli versiyonuyla oynasaydık çok çok daha iyi olurdu. Hani bu versiyonu çok fazla iyi değilmiş. Kendisi de beni yendi. O yüzden bir maç daha yapacağız kendisiyle. Burada hangi desteği seçelim? Tazı ile oynayalım. Tazı yine sevdiğim destelerdendir. Kendisine dostluk savaşını attım. Evet, tekrardan kendisi geldi. Bakalım aynı desteyle mi oynuyor, farklı bir desteyle mi oynuyor? Eğer ki aynı bir desteyle oynuyorsa bence kazanırız. Çünkü tazı etkili diye düşünüyorum. Mega Şövalye'ye karşı. Cehennem Ejderi falan da olsun. Evet. Güçlü madenci. İskelet ejderlerle başlayalım o zaman. Alev topu geldi. Şuradan bir cehennem ejderi atıyorum. Eğer ki tersi atarsa barbarları ayıralım. Oklar atmayacağım. Çünkü güçlü madenciyi ayırmayı düşünebilir. O yüzden de tersten barbarlarımız olur. Hemen oklara basıyorum. Yine ilginç bir desteğiyle oynadı aşikar. Aslında böyle farklı desteler seçmesi kendisi için çok iyi. Çünkü hani ne oynadığını bilemiyorsunuz. Hani ben mesela biraz önce kendisinin ne oynadığını hiçbir şekilde tahmin edemiyordum. O yönüyle güzel tabi. Şöyle iskelet ejderleri atalım. Yine bir alev atabilir. Alev atarsa direkt tazı atağına çıkarım bu arada. Bir deneyelim mi şansımızı? Madenci de bir elimizden çıkmış olur. Çünkü elimizde kalıyordu sürekli. Bir kullanmış olduk. Goblin çetesi de var. Uçan makineyi hemen atalım. Oklar atacağım oraya. Goblinler ya, ne kadar iğrenç bir deste ya. Yani gerçekten arkadaşlar, duvar yıkıcılardır. Goblin çetesi, güçlü madenci, o kadar sinir bozucu bir destesi var ki kendisinin. Ama sevdim. Yani güzel desteler seçiyor. Bu yönü güzel tabi. Tazıyı atalım. Evrimli barbar da elimizde. Kendisi bu arada evrimli muhafızları da almış. Tebrik ederim. İskelet ejderlerini ayıracağım. Evet, rakip de ayırıyor şu an. Barbarları da ayıralım o zaman. Hemen buraya bulutlar. Orada herhalde orayı kaybettik gibi duruyor. Burayı almamız lazım. Evet, 24 saniye var. Bu maçı da yenilmeyelim ya. Şöyle tazıyı atalım. Evet, oraya belki bir alev topu gelebilir. Bunu da bekliyorum bu arada. O yüzden zaten bekletiyorum. Okları atalım. Güzel. Oraya aldık, evet. Uçan makineye atalım. Evet, belliydi böyle bir şey yapacağız zaten. Dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü çok tehlikeli bir destesi var arkadaşlar. Cehennem ejderini atacağım ilk. Ardından önüne tazıyı da atalım. Duvar yıkıcı da gelebilir. Ya özellikle alev topundan dolayı hiçbir şekilde geçemiyoruz. Bait de yapamıyoruz. Çünkü uçan makine çok etkili değil. Bu kartlara karşı çok etkili değil. Çünkü alan hasarı isteyen kartlar. Ve çok iş yapmıyor. Okları atacağım. Vurmaman lazım. Güzel. Buradan bir uçan makine. Barbarları atacağım ya. Koruyabilir onu. Aynen. Tahmin ediyordum. Orada barbarlar biraz rahatsız etsin onu. Bize biraz zaman kazandırsın. Alevi bu arada yanlış attı. Hemen önüne tazıyı dağıtıyorum. Onu yakalamak isteyebilir çünkü. Aynen. Tahmin ediyorduk. Hemen buraya bir oklar. Madenciyle gidelim. Artık arkadaşlar kule canından sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bizim artık bir şeyler yapmamız gerekiyor yani. Ortadan bir tazı güzel olur. Çok güzel. İskelet ejderlerini de tankladık.
Ortadan uçan makineyi de atıyorum alev attığından dolayı. Kuleye vuruyoruz ve galibiyetimizi aldık. Çok zor bir maçtı ancak kendisini tebrik etmem lazım. Çok iyi oynadı. Gerçekten keyif aldım. Ve kaybediyorduk da az kalsın. Güzel maçlar çıkardık ve birbirle bitirdik. Yine devam ederiz VS'lere. Kendisi beni iyi mi analiz etti yoksa oynadığı desteler mi bu şekilde bilemiyorum ama güzel maçlar çıkardık. Evet, üçüncü olarak da MHR ile oynuyoruz. Seçmek istediğim deste son zamanlarda aşırı popüler olan bir köprü spam destesi. Kraliçeye atalım hemen. Direkt balonla başladı. İlginç bir başlangıç. Hayalet atalım bakalım. Ne oynuyor? En özellik. Evet, şu an tazı gibi duruyor. Tazıysa rahat bırakmayacağız. Tamam. Koç başına atalım. Ama hangi tazı yani, o da önemli. Tazının 1001 çeşidi var. Tahminimce oradan bir şey gelebilir. Farklı bir seçim geldi. Normalde belki ben mezar taşı atabilir diye düşünüyordum ama. Tamam. Alevini attıysam biz de başka bir şekilde cevap veririz. Buradan tekrardan hayalete atıyorum. Aslında iksirim olsa koçbaşı da çok güzel gider ama. Şimdi barbarlar yine gelebilir. Özelliği ben bekletiyorum. Böyle barbarları atalım. Evet, tersten balon geldi. Bu biraz bizi sıkıntıya sokacak. Evet. Buradan Aydut'u atalım. Güzel bir atak yapamadık. Özellikle yine alev topunun olması bizi çok sıkıntıya soktu. Yani arkadaşlar şunu fark ettim. Hani alev topuna sıkıntı çeken desteleri benim herhalde oynamamam lazım. Yani çünkü gerçekten hani şunu fark ettim. Alev topu ne zaman böyle bir rakipte olsa bende bir sıkıntı oluyor. O yüzden bizim alev topuna karşı daha dikkatli olacağımız, daha az sıkıntı çekeceğimiz desteler seçmemiz lazım bence. Kraliçeyi buradan atalım. Barbarları ben de ayıracağım. Çünkü iki taraflı da şu an dikkatli olmamız lazım. Özelliği bastık. Tamam. Alev topu atması bizim için çok iyi oldu. Hemen buradan gidiyorum arkadaşlar. İyileştirici ruhu da atıyorum. Güzel. Hemen orada patla. Ardından şöyle bir ok. Evrimli barbarlar olmasa çok güzel bir atak çıkaracaktık orada. Evrimli barbarlar bizi bir tık sıkıntıya soktu. Blokçu korumak istiyorum. Evet, yaşama şansın. Hemen buradan gidelim. Fena değil. Güzel. Oraya alev topu çok kötü oldu. Hemen buradan kraliçeye atalım. Ardından buradan hayalette de rahatsız edeceğim. Okları atacağım. O da oraya ok atmak isteyebilir çünkü. Buradan büyülü okçu. Ardından Haydut'la gidelim buradan. Eşleşme aslında bende değil ya. Hani alev topu var arkadaşlar. Bende değil bu eşleşme. Yani alev topu direkt olarak sıkıntı. Hemen buradan gidelim. Tamam. Hadi koçbaşı. Çok güzel. Buradan da gidiyoruz şimdi. Alev attı yine. 502. Alev attığı için şöyle bir şey yapacağım. Hadi ortadan bir şey at. Hadi büyülü okçu. Vur artık şu kuleye. Vur artık şuraya ve kazandık. Evet, yani çok zor maçtı. Özellikle artık alev topundan alev topu görmekten sıkıldım. Çünkü hepsi alev topu oynuyor. Ve alev topu bizi çok da zorladı. Şu an son maçımız. Evet, dışarıda bir mum
motor mu bir şeyler var. Evet, son rakibimiz arkadaşlar. Finali de Süt Adam destesiyle yapmak istedim. Can Kalp Sude. Evet, yine tazıyla başladık. Hemen buradan oduncuyla rahatsız edelim. Evet, barbarlar. Bize barbar atalım. Yani iyi ki arkadaşlar yine alev topuna o kadar sıkıntı çeken bir deste değil. Şifacımız olduğundan dolayı aşırı derecede alev topu kullanımı var. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama alev topuna sıkıntı çeken bir desteniz varsa alev topu baiti yapacaksınız. Yani biz biraz önce mesela büyülü okçu alev topu gelince işte barbarları falan avantaja çevirebildik. Ve bu şekilde avantaja geçtik aslında. O yüzden arkadaşlar biraz daha böyle alev topuna karşı dikkatli olmamız gereken sezonlardan birisi. Özellikle evrimli barbar olduğu sürece alev topu metada her zaman olmaya devam edecek. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var derim. Özellikle bir de oynayan arkadaşlarımız bir tık daha hani düşük kupalarda diyebilirim. Yani nihayete 1500-2000 arası gene. Bu yüzden arkadaşlar özellikle buralarda alev topu çokça tercih ediliyor. Onu da net bir şekilde görmüş olduk şu an. Yalnız oraya evrimli barbarlar gelebilir de o iskeletler kilitlenecek falan. Evet. Rakibimiz balon attı. Şöyle bir şey yapalım. İksir yeterse çok iyi olur da. Bir tane daha vuracak o. Ama orayı alamaz değil mi? Aynen. Biz sağlı sollu bu arada kuleyi aldık. Çok güzel. Alakuleyi neredeyse vereceğiz balonlu arkadaşlar bu arada. Alakule diyeceğim 2000 kaldı ama. Sağlı sollu arkadaşlar kuleyi aldık. 2024'e düştü orası. Şu an rakip anakule bize, hani anakule bize daha fazla hasar verdi. Evet, 2-0 şu an öndeyiz. Üçlacı falan da korursak yani bu maç bizde. Hemen dağıtmayacağım bu arada şeyi. Yani şu an atabilirim. Amacım arkadaşlar savunma. Çünkü savunma yaparsak zaten kazanacağız. Kasırgayla da tertemiz savunduk. Şifacıyla da hemen iyileştirdik gördüğünüz üzere. Hadi bir üçtaş atalım bari. Atabilir miyiz? Kendisi belki gurur meselesi yapıp vermeyebilir. Ama ben üçtaş almayı deneyeceğim. Evet, bu arada dikkatli olalım. Biz burada 2000 olduğunu unuttuk. Mesela o kulenin canı bir vuruşluk olsaydı belki de kaybedecektik şu an. Ama tabii kontrolümüz altındaydı ve üçtacı aldık. İyi oyundu diyelim. Evet, bugün toplamda 5 maç yaptık. 4 maçta kazandık. Özellikle MHR ile olan maçımız ve DR ile olan maçlarımız bayağı keyifli maçlardı ama her maçtan, her arkadaşımla oynadığım maçtan ben keyif aldım. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Alamadığım arkadaşlar kusura bakmasınlar. Yani 5 kişi alabiliyorum, 4 kişi alabiliyorum. Tabii ki herkes olamıyor bazen. Kusura bakmasınlar. Umarım ki ilerleyen videolarda alırım. Genel olarak alımlarımı da Discord veya Instagram üzerinden yapıyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.